Herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların popüler videosu Einstein'ın görelilik teorisinin ispatlanmasına sebep olan NASA tarafından yayınlanmış ve galaksimizin merkezinden gelen görüntülerden bahsedeceğim. Herkes bu görüntülerin Einstein'ın görelilik teorisini ispatlayan görüntüler olduğundan bahsediyor. Bu görüntülere dikkatli bakıldığında galaksimizin merkezindeki Sagittarius A yıldız adındaki kara deliğe en yakın noktadan geçen S2 yıldızının yörüngesindeki sapma matematiksel hesaplamalarla ispatlanıyor. Peki bu sapma bize neyi anlatıyor? Uzayda dönen her cisim çevresinde döndüğü cisime dairesel bir yörüngeyle değil, daha çok elips şeklinde bir yörüngeyle bağlıdır. Buna bağlı olarak yörüngesinin bir kısmında merkezindeki cisme yaklaşıp bir kısmında da uzaklaşır. Dünyamız Güneş etrafında ve Ay da dünyamız etrafında yine aynı yörünge ile hareketini sürdürür. Videoda bahsi geçen S2 yıldızı da galaksimizin merkezindeki her şeyi çevresinde tutan kara deliğe en yakın olan ve 16 yılda yörüngesini tamamlayan bir yıldızdır. Bu yıldız 30 yıldır izlenmekte ve yörüngeleri takip edilmektedir. Kara deliğe en yakın olan noktadan geçerken kara deliğin etkisiyle yörüngesinde sapma olduğu ispatlanmıştır. Bu durum Einstein'ın genel görelilik kuramını ispatlayan bir gözlem olarak kayıtlara geçmiştir. Bu gözlem 100 yıl önce yaşamış ve dünya tarihindeki en önemli bilim insanlarından birisi olan, hatta en önemlisi diyebileceğimiz Einstein'ın kısıtlı gözlemlerle ortaya attığı ve ispatladığı kuramın gerçekliğini ortaya koymuştur. Bunun dışında bana asıl önemli gelen şey bu görüntünün galaksimizin merkezindeki kara deliğe en yakın gözlemin de kaydını oluşturuyor olmasıdır. Kara deliklerin evrendeki en güçlü çekim gücüne sahip, hatta ışığın bile kaçamadığı ve bu nedenle de simsiyah görünen cisimler olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin olduğu bir videoyu ilerleyen zamanlarda sizin için hazırlayacağım. Bu kara delikler var olan her galaksinin merkezinde olduğu varsayılan ve o galaksideki milyarlarca ve hatta trilyonlarca yıldızı çekim gücüyle kendi etrafında tutup galaksinin oluşmasına sebep olan cisimlerdir. Normalde çok büyük yıldızların süpernova patlamasıyla oluşturdukları evrendeki en yoğun, en sıcak ve kütle çekimi en yüksek olan evrenin bu canavarları zamanla çevrelerindeki nesneleri de yutarak daha da büyürler. Kara deliklerin çekim gücü çok yüksek olduğu için çevrelerindeki her şeyi yüksek hızlarla çevirerek yutarken kara deliğin dışında çok güçlü bir ışıma meydana getirirler. Bu ışıma kara deliklerden değil, çevresindeki gaz ve toz bulutlarının birbirine sürtünmesiyle meydana gelir. Günümüz teknolojisinde kızılötesi teleskoplarla bu ışıktan gaz ve toz bulutlarının içine bakılabiliyor. Galaksinin merkezine doğru yapılan bu yolculukta kara delikler henüz görüntülenemese de çevresindeki yıldızları nasıl etkilediği gözlemlenebiliyor. İşte S2 yıldızı bu şekilde yaklaşık 30 yıldır takip ediliyor ve galaksimizin merkezindeki kara deliğe en yakın yıldız. Bu kaydedilen videoda da Einstein'ın görelilik teorisi ispatlanırken aslında orada görünemeyen simsiyah bir kara deliğin olduğunu bilmek
ve bu videoyla onun varlığını ispatlamak benim için akıl almaz bir şey. O kara deliğin bizim güneşimiz, hatta üzerinde yaşadığımız bu gezegeni dahi yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaktan etkilediğini bilmek gerçekten çok heyecanlı ve ürkütücü. Yaklaşık 100 bin ışık yılı çapındaki Samanyolu galaksimizin içinde bulunan her bir kaya parçası bu videodaki kara deliğin etkisinde yollarına devam ediyor. Gerçekten çok etkileyici. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak veya paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.